İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, şeffaf belediyecilik anlamında belediyenin güncel borçlarını açıkladı. İlmek, belediyenin şu an 5.123.785.29 lira borcu olduğunu duyurdu. Kayseri Adar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz'ün sunduğu Ramazan Sohbetleri programına katılan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek önemli açıklamalar yaptı. Belediyenin 40 milyon lira borcu olduğuna dair iddialara cevap veren İlmek şunları ifade etti. Şeffaf belediyecilik anlamında söz verdik. Dedik ki dönemsel olarak belediyenin borçlarını açıklayacağız. Şimdi siz bizi her ne kadar açıklasa da bir takım mecralar işte belediyenin işte 40 trilyon 50 trilyon borcu var gibi mesnetsiz iddialarda bulunuyorlar. Bizim söylediğimiz beyanımız esastır. Zaten o borç miktarlarıyla belediye yürütebilmeniz mümkün değil. Belediyemizin bütçesi 40 milyon zaten. Ortalama. Siz 40 milyon borçla belediyenin sürdürülebilirliğini sağlayabilir misiniz? Faizini kurtaramazsınız. Yani mümkün değil. Şimdi ben müsaade ederseniz burada tam rakam virgülüne noktasına kadar söyleyeyim diye. Ben şu anki bütçe emaneti borcumuz 31.3.2022 tarihi itibariyle 5.123.785.29 Türk lirası borcumuz var. Bu borcumuz yani sürdürülebilir bir borç. Aslında biraz da az borç. Baktığınızda yani belediyenin çalışma, yaşadığımız pandemi sürecini falan değerlendirdiğinizde. Dolardaki kur farkı filan. Onları değerlendirdiğinizde aslında çok büyük bir borcumuz var. 5 milyon dedim 123.785 TL bir borcumuz var. Bunu da açıklamış sizlerin marifetiyle, sizlerin aracılığıyla açıklamış olalım. Ekim ayında yine açıklayacağım. Geliriz ya. Biz alışkanlık oluşsun da gelir. Düştü mü yoksa paraları 9 milyon küsür 9 milyon 400 bin TL civarındaydı borcumuz. Tamam, borç düşerek gidiyor. Borç düşerek gidiyor. O zamanki 9 milyonla şimdiki 9 milyon arasında da zaten fark var. Şimdi 5 milyon çok bir para değil. O zamanki rakamda 3 milyon dolardı. Satılsa zaten mesela hani bir belediyeye ait bir dükkanı bile satsanız 3-5 milyon. Şimdi biz bunların zaten bunların karşılığı çok fazla var. Bizler yani ödenmeyecek bir borcumuz yok. Değil. Yani bunlar zaten sürdürülebilir. Vadesi olan, işte 3 ay sonraya vadesi olan borçların da içinde yani olduğu borçlar. Herhalde yakında kasamızda şu kadar para var diye de onu da açıklarsın. İnşallah. Kasada para tutmayız. Olduğu zaman halka harcı hizmet yapıyoruz anlamında sunacağız. Kasamızda para olmaz da biz belediyemizin daha kaliteli hizmet sunabilmesi adına biliyorsunuz belediyelerin çeşitli gelirleri vardır. Bunun birincisi İller Bankası'ndan gelen payıdır. Diğeri de ürettiğiniz arazi arsaların satışından gerçekleştirdiğiniz paralardır. Veya kiraya verdiğiniz mülklerinizden gelen paralardır. Biz arazi üretmek biliyorsunuz İncesu fazlaca rağbet olan bir alan haline dönüştü. Evet. Çok fazla arsa talebi var. Arazi İncesu talebi var. OSB var. Hemen onun biraz sonra ona hemen akabinde gireceğim. Şimdi böyle olunca biz arsa üretip arsaları satmak ihaleyle satıyoruz. Evet. Ve bunu da halka hizmet olarak geri dönüyor. Bu paralar. Biz bunun çalışmalarının son noktasına geldik. İnşallah Temmuz ayında bitirmiş olacağız. Bir takım çalışmalarımız var imar konusu anlamında. Bunlar ciddi bir borç falan değil. Bunları kapatacağız. Daha çok da hizmet yapacağız. Ya tabii burada hem bu 3 yıllık süreç içerisinde 9 milyonu 5 milyona 4 milyona düşürüyorsunuz. Hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Bir de kur farkından kaynaklı olarak işte o zaman yanlış hatırlamıyorsam kur eğer 5-6 lira civarında olduğunu hesap edecek olursak 2-2,5 milyon dolar civarında bir borçtan bahsedecektik. Şu an itibariyle 300 bin dolar civarında bir borca düşürmüş oluyorsunuz. Yanlış hesaplamıyorum ama yani ortalama şey olarak yok, böyle bir rakam. O anlamda da hem kursal vaziyette hem de hizmete dönen vaziyette bir azaltma var. Burada sormamın sebebi ve sevmemizin sebebi bu noktayı biz haberleştirirken de seviyoruz. Şeffaflık var. Evet. Yani o gün açıkladık, o gün böyleydi. 2 gün sonra açıklamıyoruz değil. Siz sürekli bu borcu açıklıyorsunuz. Bu rakamı açıklıyorsunuz. Artan ineni açıklıyorsunuz. Bu da şeffaflık adına belki önemli bir adım. Bunu seçimden önce de söylemiştim ben zaten. Borçlarımızla alakalı mütemadiyen halkı bilgilendireceğiz diye. Bunu devam ettiriyoruz.